Malezya ya da resmi adıyla Malezya Devleti, Güneydoğu Asya'da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan, seçmece krallıkla yönetilen federe bir ülkedir. Malezya, 18 binden fazla ada devletinin birleşmesiyle oluşmuştur. 28 milyon nüfusa sahip Malezya'da halkın %55'i Malay, %25'i Çinli, %10'u Hint ve geriye kalan %10'luk kesim ise diğer etnik kökenlere sahiptir. Bunların 5 milyonu Doğu Malezya'da, 21 milyonu Batı Malezya'da yaşamaktadır. Resmi dili Malayca olmasına rağmen halkın hemen hemen hepsi kusursuz İngilizce konuşabilmektedir. Bunun yanı sıra Arapça da geçerli diller arasında yer almaktadır. Ülkede resmi din İslam'dır ve Müslüman olan halkın çoğu Malay köküne sahiptir. Az bir kısmı ise Hint'tir. Budizm, Çinli halk tarafından benimsenen din iken, Hindu de dini Müslüman olmayan Hintlerin inancıdır. Hristiyanlık da yaygın olan dinler arasındadır. Malezya'da federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. 11'i Batı Malezya, ikisi Doğu Malezya olmak üzere toplam 13 eyaleti vardır. Bu eyaletlerden 9'u sultanlar, 4'ü valiler tarafından yönetilir ve her 5 yılda dönüşümlü olarak 9 eyaletin sultanı biri kral olarak seçilir. Devlet başkanı kraldır. Her eyaletin kendi anayasası, kendi meclisi ve kendi senatosu vardır. Meclisi oluşturan üyeler halk tarafından seçim yoluyla belirlenir. Senatoyu ise sultanlar belirler. Bunların dışında ülkede 3 federal bölge vardır ve bu bölgelerin anayasası eyalet yasalarının üstündedir. Federal bölgeleri yöneten ise kraldır. Malezya'nın tarihçesi. 13. yüzyıla kadar 500 yıl süreyle Malezya, Sivrikala, Hindu ve Budacı krallığın bir parçası olarak Sumatra'dan yönetildi. Malezya, daha sonra Javalılar ve Malakka'nın Malezyalı hükümdarlığın egemenliği altına girdi. 15. yüzyılda Malakka'da İslamiyet yayıldı ve bütün yarımadayı kapladı. Portekizliler 1511'de Malakka'yı ele geçirdiler. Ancak Hollandalılar ve Portekizliler arasında sürekli bir mücadele başladı. 1641'de Portekizliler Malakka'dan çekildi. Hollandalılar 1795 yılına kadar buraya egemen oldular. Penangda 1786'da ve Singapur'da 1824'te yerleşmeye başlayan İngilizler giderek ticari ve siyasi etkinliklerini arttırdılar. Burada çeşitli Malezya devletleri üzerinde hak iddia eden Tayland'da mücadele yapıldı. Malakka'yı Hollandalılar 1826'da tekrar işgal ettiler. Ancak 1826'da İngilizler Boğazlar Hükümeti'ni kurdu ve 1914'te son Malezya eyaleti olan Johor'a İngilizlere boyun eğdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Malezya, Japonya tarafından işgal edildi. 1948'de Malezya Federasyonu hükümetine karşı gerililer bir ayaklanma başlattılar. 1956'da yapılan İngiltere-Malezya Konferansı'ndan sonra 1957'de Malezya'nın İngiliz Milletler Topluluğu içinde kalması şartıyla bağımsızlığı kabul edildi. Malezya'nın coğrafyası. Güneydoğu Asya ülkelerinden biri olan Malezya, kuzeyden Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğuda Celebes Gölü, güneyden Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı, batıdan Hint Okyanusu ile birleşik olan Andaman Denizi ile çevrilidir. Akarsu bakımından oldukça zengindir. En önemli akarsuları Vejang, Kelantan, Saiperak, Sairompun ırmaklarıdır. Ve Malezya toprakları iki büyük kara parçası ile bunların arasındaki Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana gelir. İki büyük kara parçası Batı Malezya ve Doğu Malezya'dır. Batı Malezya bir yarımada şeklindedir. İnce bir kara bağıntısıyla şimdiki adı Tayland olan Siam'a bağlıdır. Doğu Malezya'nın büyük kısmı Endonezya hakimiyetinde olan Borneo adası içindedir. Ve Malezya topraklarının %30'u tarım alanı, %61'i ormandır. Malezya'nın etnik yapısı. 2006 sayımlarına göre Malezya'nın nüfusu 26.640.000'dir. Bunların
5 milyonu Doğu Malezya ve 21 milyonu Batı Malezya'da yaşamaktadır. Malezya'da yıllık nüfus artışı %2'dir. 15 yaşın altındaki insan sayısı toplam halkın %34'üdür. Halkın %50'si Malay, %23'ü Çinli, %11'i yerli, %7'si Hint ve %7'si diğer %7'si ise diğer etnik gruplardır. Malezya'nın dini. Malezya sahip olduğu etnik gruplar ve kültürler kadar din bakımından da bütün bir ülke değildir. Malezya'da en önemli din halkın yarısından fazla inandığı Müslümanlık olmakla birlikte ikinci büyük din Budizm'dir. 2000 yılında yapılan sayıma göre İslam %55, Budizm %25, Hristiyanlık %10, Hinduluk %6, diğer Çin dinleri ise %2'liktir. Malezya'nın iklimi. Malezya'nın iklimi ekvatoral iklimidir. Muson rüzgarlarının etkisiyle de özellikle Ocak ve Mayıs ayları arasında sürekli yağışlar, ülkenin nem miktarının %80 civarına kadar yükselmesine neden olur. Yıllık yağış ortalaması bölgelere göre büyük farklılık. Genelde 2000-2540 mm olan bu oran sabah da 1500-4500 mm arasındadır. Sabahta ise 300-400 mm arası değişir. Günlük sıcaklık alçak yerlerde 21 derece ile 32 derece arasındayken yüksek bölgelerde daha düşüktür. Başlıca özellikleri sıcaklık, rutubet ve nem olan iklim sebebiyle ülkenin %70'ini kaplayan tropik ormanları vardır. Ormanlardaki mevcut 15 bin tür bitkinin 6 bin türünü çeşitli ağaç cinsleri meydana getirir. Bu ağaçlardan bazıları 45 metre kadar yüksekliğe kadar büyüyebilir. Bambu gibi çeritesi makbul ağaçlar ve kauçuk ağaçları ve daha 800'ü aşkın tür orkide yetişir. Malezya'nın ekonomisi. Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkınma oranı en fazla olan ülkelerden biridir. Malezya, ekonomik açıdan kendi kendine yeterlidir. Enflasyonu düşük, güçlü bir sermaye yatırımına sahip ekonomisi sürekli gelişme içerisindedir. İşsizlik oranı %7 civarındadır. Önceleri kauçuk ve kalaya bağlı kalan ekonomisi 1980 yılından sonra daha başka alanlara da sarkmıştır. Serbest dış alım ve hür teşebbüsün tesirindeki ekonomi 1980 yılında %8,5'luk artış hızı göstermiştir. Kişi başına düşen milli gelir 8617 dolardır. Yıllık milli hasılanın %18'ini imalatçılık, %23'ünü tarım, %4'ünü de madencilik teşkil eder. En önemli ürünleri kauçuk, Hindistan cevizi, pirinç, muz, patates, ananas, hurma, mısır, çay ve tütündür. Orman ürünleri bakımından oldukça zengin olup özellikle çeresesi çok makbul. Maden bakımından da zengin olan bir ülke olan Malezya, kala üretiminde dünya birincisi olup dünya kala üretiminin %70'ini karşılar. Diğer önemli madenleri demir, boksit, petrol, manganez, altın, tungsten ve titandır. Sanayide Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ileri bir seviyededir. Başlıca ihracatı kalay, kauçuk, demir filizi, boksit, kereste, teneke kutu ve palmiye yağıdır. Dışarıdan makine, kimyevi maddeler, teknik araç gereçler almaktadır. Balıkçılık ve turizm önemli gelir kaynaklarıdır. Malezya sanayi bakımından gelişmiştir. Petrol arıtma tesislerinin yanı sıra otomobil, dayanıklı tüketim malları, tekstil ürünleri, çeşitli gıda maddeleri, çimento ve diğer inşaat malzemeleri, mobilya ve ağaç ürünleri, kağıt ve kırtasiye malzemeleri, kimyasal maddeler, gübre, kauçuk, plastik eşya, toprak ve madeni eşyalar, mekanik araçlar, elektrik gereçleri, ilaç ve palmiye yağı vesaire üreten çok sayıda fabrika kurulmuştur. İmalat sanayisinin gayri safi yurt içi hasılattaki payı %20'dir. Çalışan nüfusun yaklaşık %18'i sanayi sektöründe iş görmektedir.
Malezya'daki bilgiler bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.